Yıllar önce bir akranımın cenazesine gitmiştim. Dönem arkadaşım. 3-4 hafta sonra bir haber geldi. Baktım. Yer ayrı, minare ayrı. Ama musalla aynı. Çocukluk arkadaşın orada. Üzerinden bir yıl geçti. Artık her şeyi tanıyordum. Her şeyi biliyordum. Mermer Marmara Adası mermeriydi. Böyle üstünde kahverengi damarları vardı. Bu camilerin ihalesini hangi müteahhit alıyorsa musalla taşlarını da o döşüyordur müdürüm. Çocuklukta Ahmet, okulda Mehmet. Askerde Hüseyin. Yıllar geçtikçe abdest almak katsayım artıyordu. Emniyet müdürü geldi, dedi ki senin günün dolmuş ama biz teşkilatta seni aramızda daha fazla görmek istiyoruz dedi. Uzatalım mı daha dedi bana. Neden devam etmedin müdürüm? Ben de dedim ki müdür bey, cenaze namazları bizim mesaiyi asaltıyor dedim. Yani ben devletin saatine para verdim, mesai öyle sağda solda helallik vermek istemedim. Yanlış mı yaptım? Vallahi biraz komplike bir soru. Lan ben senin gibi pavyona gidecek bir adam olsaydım mesaiden sonra kendi saatimden alır, içimde de bir huzursuzluk olmazdı. Şimdi müdürüm, mevzu yine pavyona gelince ben hep düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Bu konuda biraz hassasiyetim var biliyorsun bir de. Dikiş yerlerim sızlıyor. Affınıza sığınarak pavyon değil kazino. Kusura bakma ama bizde pavyona pavyon derler Yüksel. Senin o arkandan konuşanlar var ya, onlar da pavyon diyecekler. Senin yüzüne söyledi mi arkandan konuşanlar, onların sesini sana getirmeye çalıştım. Anladım müdürüm. Ha, nerede kalmıştık? Musalla taşı diyorduk değil mi? Bak, ben prensip olarak benden küçüklerin cenazesine gitmem. Eğer bir daha ölecek olursan bunu kafanın bir tarafına yaz. Gayet iyi anladım müdürüm. O zaman hazır siz de buraya gelmişken bari sizden bir helallik alayım. Aklımda kalmasın bundan sonraki operasyonlar için. Hakkınızı helal edin. Yok edemem. Edemem, edemem. Bu dünyadaki teşhiki mesaimiz bitmedi seninle. Benim gözümün önünde vereceğim bir hesap var. Nedir o müdür? Bakalım sen çoluğuna çocuğuna sahip çıkan bir adam mısın? Aşk olsun müdürüm. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki bu kızı ben tek başıma büyüttüm. Onun vefasız anası defolup Avrupa'ya kaçtığında her gece dua ettim. Eğer geri gelirse ben bu kadını tekrar alacağım diye. Niye? Bu çocuk anasız büyümesin diye. Oğlum, büyüttüğüne herkes sahip çıkar. Önemli olan büyütmediğine sahip çıkacak yürek var mı sende? Onu söyle bana. Ha? Görmeden de şahitlik etmek olmaz ya. Ne? Hadi eyvallah. Sağ olasın müdürüm, ayağına sağlık. İyi bak, geleceğim yine. Sağ ol. Oh. Oh. Geç. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Çok mantı. Yasemin, otursana şuraya. Sana bir şey soracağım. Ben sana iyi babalık ettim mi?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.